Abi yere eyvallah. Sağ olun. Uzak dur demiştim. He demiştim. Sana söylemiştim. Ben de söylemiştim. Cihan. Bizim seninle konuşmamız lazım. Aç mısın? Yemek yiyelim mi? Yalnız bak baştan söyleyeyim. O pahalı restorana gitmem kursağımda kalıyor sonra. Tamam. Sevgililer gününde. Aa, sana sürpriz mi yaptı? Neredesin kızım? Geldim hala. Kızım vakitlice gelsene. Baban kaç kere saatine baktı? Ay sanki kız sabaha karşı geldi. Allah Allah. Allah korusun sabaha karşıymış. Açmasana şu şom ağzını Fahriye. Zaten Çayka da gelmedi. Kız evlat, zor evlat. Ay. İyi misin anne? Değilim. Oğlum görmüyor musun halim? Aslı beni ayağa kaldırdı. Sonra küt diye bırakıverdi. Düşüverdim şuraya. Kum torbası gibi. Nedir bu çilem benim? Şu kız bu eve geldiğinden beri bir kere yüzüm gülmedi be oğlum. Bir kere gözümün yaşı dinmedi. Allah'ım alsın canımı da. Kurtulayım. Öyle deme, deme, öyle deme. Bir ayağı sakat demedi. Yazıktır, günahtır demedi. Bırakıverdi beni öyle. İnsaf merhamet yok bunda oğlum. Ama işte anası yuvarladı. Kızı tekmeledi. Oğlum öldürecekler bunlar beni. Asla şu kapıyı. Aç şu kapıyı, kırdın mı bana kapıyı? Aç şu kapıyı! Lan aç! Asla aç şu kapıyı! Bak kapıyı kıracağım, aç şu kapıyı! Aç! Aç kapıyı aç! Şu kapıyı. Fahriye görmeliydin. Böyle bir sürü kırmızı gül kollarıma sığmadı. O kadar güzellerdi ki. E ne yaptın onları? İnsan getirir eve. Getirseydim de halım hepsini üşenmeden teker teker yolsaydı. Kesin yolardı yani. Üf, bir mutluluğu da yaşatmazlar insana bunları. İlla ucundan koklayacaksın. Yok vallahi ben böyle gayet iyiyim. Bu bana bir ömür yeter. Ay çok güzel bir şey bu Neriman. Zümrüt mü üzerindeki taşlar? Çıkarsana bir bakayım şunu. Yok yok olmaz. Macit'e söz verdim. Sonsuza kadar göğsümde kalacak aşkla. Allah Allah. Şayka gelmedi yok. Nerede bu kız? Arayayım mı? Ay durduğun kabahat ara kızım. Ben arıyorum açmıyor telefonu.
Şahika. Ah, açtı mı? Sor bakalım neredeymiş? Neredesin merak ettik. Merak etmeyin canım. Geç geleceğim. Neredeymiş kızım? Merak etmeyin canım, geç geleceğim dedi. Allah'ım, bu kız bana öl diyor. Öl, öl sen Gülter, öl. Başka yolu yok, öl. Öleyim ben. Gideyim de öleyim ben. Ay yalnız Şahika'nın resmen Nihat'ın adamlarından falan da korkusu yok. Şahika için Nihat'ın adamlarına gövde gösterisi yap Cihan Şinasi. Ne gövdesi? Ne gösterisi Neriman? Nihat'ın bir sürü adamı, bizim bütün mahalle, Cihan ve Şinasi. Aa! Ben her şeyi en son öğrenmek zorunda mıyım Neriman? Ha? Eyvallah Osman abi. Afiyet olsun. Evet. İstanbul'un en güzel açık hava lokantasına hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Ayakta kaldık, oturalım mı? Tabii, çok pardon ya. Teşekkür ederim. Anneciğim, Duygu nerede? Erkenden çıktı canım. Kuaför randevusu varmış. Oradan da yemeğe gidecek. İnanmıyorum. Özgür'le mi? Evet canım. Aileden zengin ve yakışıklı Özgür'le. Anne sen Özgür'ü görmedin bile. Ününü duydum ama hoş çocukmuş. Evet, fena değil. Pelin'cim ne oldu şimdi sana? Anne şu halime baksana. Evde pijamaları giymiş oturuyorum. Eskiden Duygu evde oturup ders çalışırdı. Bense sabahlara kadar Macit'le... Hiç aklına gelir miydi böyle olacağı? Pelin'cim, her şey eskisi gibi olacak. Bunu biliyorum ben. Ama biraz zaman alacak. Ama ben hiçbir şey eskisi gibi olsun istemiyorum anne. Bugün yaşadığım yalnızlığın bedeli, Macit'in geçmişte önüme attığı mutluluk kırıntılarına geri dönmekle ödenmez. Bendeki bu sabır çok daha büyük bir geleceği hak ediyor. Teşekkür ederim. Hindistan'dan sonra ne yaptın? Aynı şeyler. İşte bir süre İstanbul, Paris. Paris, İstanbul. Şimdi buradayım. Burada nerede yaşıyorsun peki? Burada her yer olur yani. Bana uyar. Adım gibi ruhum da özgür diyorsun ha. Böyle sınırları sevmiyorsun falan. Ya Duygu, sana kötü bir haberim var. Ya ben sana bilmediğim bir şeyi anlatamam ki. Yani ne görüyorsan işte ondan ibaretim. Ya da öyle olmak istiyorum. Yani geçmiş benimle geçti gitti. Gelecek konusunda hiçbir fikrim yok. Ve şimdi sadece sen varsın. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Ha, anladım. Tamam, gidiyorsun. Özgür. Yok yok. Yani senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Arkasına bakmadan kaçıp giderdi. Özgür. Kalıyorum. Kalıyor musun? Evet.
Ya Duygu, ama ben kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki. Tamam o zaman. Biz de birlikte öğreniriz. Bak, bunu sevdim işte. Ne yapılıyordu böyle anlarda? Şampanya içiliyordu. Şampanya alabilir miyiz? Evet. Macit. Evet. Seninle biraz konuşmamız lazım. Senin de sevgililer günü kutlu olsun anne. Saat 4 oldu Gülter. Nerede bu kız? Gelir şimdi abi. Aradım ben baba. Biraz gecikeceğim dedi. Sabah ezanıyla mı gelecek? Bu ne demek oluyor? Kızım bir daha ara. Aradım ama açmıyor. Ah be Şahika. Ah be kızım, neredesin? Sen git yat kızım. Ben beklerim. Yok hala. Olur mu hiç öyle şey? Bilemedim Neriman. Olmaz dediğimiz öyle şeyler geliyor ki başımıza. Bilemedim. Ya kızım dikkat et, düşeceksin ya. Allah Allah. Ne be, düşersek kalkarız. İlla dayılanacaksın değil mi? Oh, yoruldum. Allah'a şükür. Ay. Sabah oluyor neredeyse. Eve gidelim artık. Galiba kıyısından yakaladık ha. Neyi? Sevgililer gününü. Telefonu açmayınca halam merak etti. Allah'ım sen bana sabır ver. Kızım saat kaç? Bilmem kaç. Sabah oldu sabah. Hala tamam geldi işte. Bütün gece neredeydin Şahika? Ya sizin bu geceyle ne alıp veremediğiniz var ben anlamıyorum ha. Ne yani ya? Dünyanın bütün kötü insanları, bütün kötülükleri gündüzleri saklanıyor da geceleri sokaklarda fink mi atıyor? Ha? Dünya gündüzleri meleklerin, geceleri şeytanların mı? Sizi fena kandırmışlar Gülter Hanım. Dünyanın gecesinden bu kadar korkma. Karanlık gökyüzünün rengiyle değil, insanın içiyle ilgili. Sabah oldu sabah. Günaydın.
Şahika annem meraktan öldü kızım. Neredesin bu saate kadar? Sokakta. Başka soru? Bu eve sabaha karşı gelinmez kızım. Yani sabahları 8'de Fahriye ile açılan bu kapı akşamları 9'da Neriman'la kapanır. Gece kimse çıkamaz, sabahta kimse giremez. Öyle mi? Öyle. O zaman size hayırlı kurallar. Şahika kızım, nereye gidiyorsun? Şahika. Baba, Şahika gidiyor. Bir şey yapmayacak mısın? Ha ha ha!
Bırakma beni. Bırakma. Alo baba. Ne oldu, iyi misin? Neredesin? Kızım, bunu sadece senden isteyebilirim. Bunu Nervan'a verebilir misin? Onun aramızdaki kan bağını ve annesini ne kadar çok sevdiğimi anlatabileceğim. Elimde bunlardan başka hiçbir şey kalmadı. Ne bu baba? Hatıralar. Uyuyakalmışım. Şahika gitti mi? Gitti. Hiç uyumadı. Babam? Odasından çıkmıyor. Şahika'ya söylediklerinden dolayı pişman mısın baba? Hayır, değil. Baba, Şahika evden gidiyordu. Halam ikinci kere kızını kaybediyordu. Şahika da yıllar sonra bulduğu annesini. Her şeyin herkes için bir bedeli vardır. Kalan da giden de bu bedele razı olur. Peki annem? Annem senin için ailesini terk ettiği zaman sen de bedel ödedin mi baba? Bir daha tek kelime daha edersen Neriman. Neriman! Neriman, kapıya bakar mısın kızım? Baktım ama.
Duygu. Neriman. Babam bunu sana vermemi istedi. Bu ne? Annen ve ailesi. Senin ailen Neriman. Şehirde ışıklar adını söyler. Bu şehirde rüzgarlar hep kokunu eser. Sen gülersin hayat başlar kaldığı yerde. Açar çiçekler. Ellerin uzanır karanlıklarda, gözlerin gecemin yıldızı olur. Aklımda gezinir bir bir sözlerin, seninle yaşamak, yaşamak olur. Yüreğimi alıp ben sana geldim, geldim seni.